Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu müsabakaları tamamlandı. Sivas Spor Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek turu rahat geçti. Antalyaspor Spor, Kayseri Spor maçı ilk 90 dakikada golsüz geçerken uzatmalarda 2 gol atan Kayseri Spor çeyrek finale yükseldi. Galatasaray 2-1'lik skorla Alanya Spor'u yenerek çeyrek finale yükseldi. Fatih Karagümrük'te Başakşehir maçları ilk 90 dakika berabere sonlanırken uzatmalarda atılan karşılıklı goller maçı penaltılara götürdü. Penaltılarda gülen taraf Başakşehir oldu. Beşiktaş Ankara gücü karşısında zorlandı. İlk 90 dakikada taraflar birer golle berabere kalırken uzatmalarda da skor korundu. Penaltı atışlarına geçilen maçta Ankara gücü Beşiktaş'ı eledi. Ümrani Spor 90 dakika boyunca 1-0'lık skoru korurken Trabzonspor 90 artı 3'te beraberliği yakalayarak elenmekten son anda kurtuldu. Uzatmalara giden maçta rakibini zorlayan Trabzonspor attığı 3 golle skoru 4-1 yaptı. Gaziantep'te Konyaspor maçı ilk 90 dakika sessiz geçerken uzatmalarda 1-1'lik skorla maç penaltılarla gitti. Çekişmeli penaltı atışlarında kazanan taraf Gaziantep oldu. Fenerbahçe Rize Spor karşısında zorlandı. İlk yarıda atılan karşılıklı gollerle berabere süren maçta 89. dakikada eşitliği bozan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekip 2-1'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı. Zira Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi 24 Ocak Salı günü saat 14'te yapılacak. Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat 1 ve 2 Mart tarihlerinde oynanacak.